Kızılcıklar ıslak almış. Soğuğu yiyor. Ve suyla da afiyetle yemelik ballanıyor. Merhaba arkadaşlar. Gezginin rotasının bu haftaki bölümünde Ağrılı ilçesindeyiz. Ağrılı ilçesinde bugün mesaim var. Fırsat olursa, nasipse mesai arası, öğlen arası ilçeyi gezmek istiyorum. Belirli günler Yalıyık ilçemize, belirli günlerde Ağrılı ilçemize ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Burada hizmet veriyoruz. Nöbetimiz olduğu bir gün bugün. Burada güzel çekimler yapmak istiyorum. Uzun zamandır aklımdaydı. İnşallah fırsat olur. Bir de geldiğimiz gün itibariyle Ahlı'nın da Yalıyık'ın halk pazarının olduğu günler. Bugün halk pazarımızda görüp ilçemizde geziler düzenleyeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Aleyhisselam. Hoş bulduk. Bereketli olsun. Abi bu sefer çayın var mı? Bu sefer de çayın yoksa çekmeyeceğim ama. Hoş geldin. Çayımız var ya. Var mı? Var var. Tamam o zaman. Masamızı da çek ya. Tamam. Afiyet olsun. Maşallah. Gelin işte gel. Gel. Şöyle, utanma gel. Sen bunu çay eniştesin. Çay olmaz ya. Bazen hanım benim geliyormuş ya. Abi benim arabası benim eve alacak bugün değil. Şeker olsun. Şeker olsun. Doğru diyor mu lan sen bu? Abi maşallah çete var burada. Hoş bulduk abi. Babacı arkadaş gerekli. Simitçi kedileri. Boy boy. Bu akşam arabasını gelmesin 400 lira bekliyor. Aynen. Rızık bize de düşer mi diye. Gayret oldu kafa koyun. Allah'ım şunların sevimliliklerine. Dur. Allah Allah. Durun bakayım ya. Durun. Ahırlı ilçemiz, aynı Yalık ilçemiz gibi küçük bir ilçe. Pazar yerini çekimlerde gördünüz. 5-6 tane tezgahtan oluşuyor anca. Burası meydan.
En çalışkanlar. Yerel idarelerin en çalışkanları. Belediyenin un değirmeni değil mi abi burası? Elektrik gücüyle. Hepsi var. Ne kadar da nasıl çekiliyor abi şimdi? Kilogram hesabı. Kilogram. Mesela kilogram ne? Onun kilogramı 40 kuruş. 40 kuruş. Bulgurun bir havaysı. Tenikesi diyelim. Tenikesi. 5 lira. Bir tenikesi. Bedava. Bir tane. Halka hizmet. Halka hizmettir diyoruz yani. Aynen. Ahırlı ilçemizdeki kış mevsiminin önündeki güzgülleri. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur, viran olur. Gördüğünüz gibi güzel bir köy evi ama temel yıkılmak üzere. Kedi ses veriyor ama gelesi yok. Keratanın. Cumbalı eski bir ev. Burası da oturulmuyor belli ki. 1961 tarihli Nuri Doğan diyor. Allah'ın dediği olur. 15-11-1961. Kim? Biz o taraftaki kediyi beklerken bu taraftan kedi geldi. O gelince diğer ki yaramaz da geldi. Pis 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 pis. Anam. Kerata. Sen ne bakımlı şeysin. Daha önceki gezilerimizi izleyenler bilir. Yalıyık ilçemizde olduğu gibi. Burası da küçük bir ilçe. O yüzden evler eski. Kısa alanlı geziler yapıyoruz. Oğlum. Anam anam. Oyuncu mısın sen? Hayır yapma. Isırmak yok. Isırmak yok. Isırmak yok.
burada eski bir küfe diyorlardı yanlış değilsem. Özellikle üzümleri çektikleri bir araçtan gördüğünüz gibi yapmışlar. Ceviz ağacı var. Koruma yapmışlar. Bu alanda şu gördüğümüz körük. Eski bir demirci körüğü. Kağnı, at arabası tekerleri. Meyreli dezi ustalarının yaptığı gördüğünüz gibi süslemeler. Vazozlar içindeki lale. Evet. Herif bizi tehdit olarak gördü. Kıt kıt kıt. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Lan dur. Bir seveyim ya. Allah. Oh, dur, üstüme çıkma. Üstüme çıkma. Sen de yakışıklı şeysin ya böyle. Evet, bir tane daha geldi. Siz çete misiniz ya? Hı? Oyuncu. Hop, dur dur dur. Dur. Dur oğlum, dur dur. Sen çok yaramazsın. Sen çok yaramazsın. Sonbaharın güzellikleri. Ahırlı ilçemiz. İlçe merkezi itibariyle yanlış hatırlamıyorsam 300 veya da 500 arası bir nüfusa sahip. Toplam nüfusu da 4000-5000 civarında. İlçeye bağlı Akise mahallesinin nüfusu, yani ilçenin toplam nüfusunun yarısından fazlası diyebilirim. Küçük bir ilçemiz. Genellikle gördüğünüz gibi traktördür, sulama araçları, çekimlerimiz de bolca ekranımıza yansıyor. Tarımla uğraşıyorlar. Genel itibariyle gelir tarım.
Teyzelerimiz güneşleniyor avluda. İlçenin en alt kısmındaki bölgedeyiz. Buradan aşağıda gördüğüm kadarıyla ev yok. Burası genişçe bir meydan. Gördüğünüz gibi tersimiz, güplemiz serilmiş. Ekipmanlarımız, traktörümüz, pulluğumuz, biçerimiz hepsi buraya bırakılmış. Alanda eskinin orta kullanımı için bulunan dibek. Gördüğünüz gibi dibek taşımız var. İnsanlar eskiden ne yapıyordu? Üğütmek istediği şeyleri, ezmek istedikleri, kırmak istediklerini bunun içine dolduruyorlardı. Ondan sonra tahta araçlarla üstüne vura 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 eziliyordu bu şekilde. Şimdi buna gerek yok. Biraz önce gördüğünüz belediyenin değirmeninde makineyle hemen yapılıyor. Eski bir motor. İskeleti kalmış. Otantik bir görünümde. Bahçelerimizin atomu, vitamini gördüğünüz gibi organik gübrelerimiz bu şekilde bahçelere seriliyor. Önceden evveliyatında ben de bahçemize dalamaz dediğimiz yere eşeklerle çok çektim. Güzeldi o günlerde. Şimdilerde bağ bahçe bir şey kalmadı da. Ettiğimiz yorucuydu ama güzeldi. İlçenin merkezinde bulunan ilköğretim, ilk ve ortaokul olması lazım. Bir de merkezde lisemiz var. Öğlen paydosunda öğrencilerimiz. Ağnamak tabirini gerçekleştiren hayvanımız, tavuğumuz gördüğünüz gibi kendine ağnaya ağnaya yuva yapmış. Bu bildiğim kadarıyla da bu ağnama sırasında toprakla beraber üzerindeki tavuk biti dediğimiz bu şekilde hayvana zararlı şeyleri de vücudundan def etmiş oluyor. Kirleniyor gibi ama tam tersi temizleniyor. Dibek taşımız her tarafta var.
Hava günlük güneşlikti. Bulutlar kapanmaya başladı. Akşama doğru yine yağmur var galiba. Akseki Antalya, bizim şu görüken rotada ilerlersek Kuruçay mahallesinin olduğu Antalya yoluna çıkıyor. Ahırlı ilçe müftülüğümüz. Küçük bir ilçe olunca her taraf yürüme mesafesinde. İlçeye bağlı mahallelerin gün işaretleri. Şurası karşıda görülen bina Sağlık Ocağımız. Oranın arkasında da park var. Parka gezmeye gideceğim birazdan. Ahmet Özbek Parkı 2005 yılında yapılmış. Şu oyun grupları Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış muhtemel. Yeni yani. Vakit öğle vakti. Karşıdaki örken alan buraya TOKİ tarafından iki tane toplu konut yapılmış. Neredeyse bitmek üzere. Şu gördüğünüz karşıdaki yeşil vadi boylu boyunca ileride Kayacık Köyü olması lazım. Ve Sula'nın bakir toprakları, bereketli toprakları. Adam eksiniz, adam bile biter. O derece bereketli topraklar buralar. Su da var. Sula Gölü'nde. İlçemizin diğer iki tarafı Sedişehir kanadında bu şekilde. Sanayi var. İleride seralar var. Desteklemeli bir şekilde yapılan. Mantar seraları var. Özellikle şöyle göstermek gerekirse karşıda çok belirgin değildir ama ilçe girişinde altı tane mantar serası entegre bir şekilde üretim yapılıyor orada. Şu karşıki bulutların altında şerit gibi görüken yerde Yalıyük ilçemiz. İki ilçenin arasında en fazla 5-6 kilometrelik bir alan var. Mevsime direnen çınar yaprakları dalından düşmeyi bekliyor. Düşenlerle beraber gördüğünüz gibi yerlerde sonraki sene için gübre olacaklar.
Tabii sonbahar güzellikleri de hiç eksik olmuyor. Artık kışa gelsek de çiçek güzelliği devam ediyor. Detayları görmesini bildikten sonra sonbaharda da birbirinden eşsiz güzellikler. Gördüğünüz gibi taç açıyor bu şekilde. Kara hindiba çiçeğimiz ve şunlar da tohumlarımız. Şöyle yapalım. İlçe parkımızdaki görünümler bu kadar. Parkın içerisinde son bir not olarak oyun grupları var. Ve spor yapmak isteyenler için spor grupları da var. Sonbaharın güzelliğinde, kışın baharında diyelim, başlangıcında hoş bir görüntü. Biraz önce şu kırmızı görünen bayrak, biz oradayken bayrağımız dalgalanmıyordu. Şu anda rüzgarını almaya başladı. Dalgalanmaya başladı. Vadi gördüğünüz gibi tamamen ekim dikim alanları. Tarım üzerine bir ekonomi. Ne kaçıyorsun oğlum? Kaçmasana. Kaçmasana. Oh Allah Allah. Ürkek. İyi de ağacın yaprakları daha ağaçlarında, dallarından düşmemiş yapraklar. Yukarı noktalarında da iğdeler var. Tam toplayamamışlar. Atıl bir ev. Ve evin avlusunda bizim iyi delmez, dil değmez gili şekeri atlarıyla bahsedilen yemiş var. Onu yemek için bir aşağı ineyim. Dallarda gördüğünüz bu güzellikler şimdinin gençleri, çocukları bilmezler. Gidemez derdik. Afiyetleri yerdik. Maşallah dolu dolu. Güzel yani. Biz çocukken çok toplardık. Şimdilerde bilen yok. Yüzüne bakan yok. Gördüğünüz gibi dallarında kalmış. Eskiden her şey biraz daha değerliydi yani. Şimdi her şey hazır. Bakkaldan istediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz çocuklara. Değişik tatlı yapay şeyler varken bunlar niye cazip gelsin ki? Ama sağlıklısı, değerlisi ve güzeli bunlardı.
En bir doğalından köy evi. Üzümler dallarında kalmış. Oturan var mı yok mu emin değilim ama asmalar toplanmadığına göre oturulmuyor. Çulumuz asılmış. Gördüğünüz bir sağ taraftaki ahırıyla, kümesiyle tam bir köy evi. Çeşmeler tam bir tarihi çeşme. Belli yapısı itibariyle bu akıyor. Ama şu tamamen görsel güzelliği olan çeşme şu anda akmıyor. Muhtemelen suyu aşağıya verildi. Hatıllarıyla ana gövdesi sapasağlam ayakta. Tabi günümüzün kendini ressam sanan gördüğünüz gibi çizimcileri biraz talan etmiş ama ihtişamıyla, ahşap kaplamasıyla dimdik ayakta. Şöyle yanaşırsak kitabesini okuyabilenler okuyabilir. Muhabbet edip hasbihal edeceğimiz köy içinde gezilerimizde kimse denk gelmedi. Bir iki teyzemiz denk geldi ama onlar da kameradan çekindiler. Normal muhabbet ettik. Ekrana yansıtamadık. Camimizin işlemeleri ve kapı süslemelerini görüyorsunuz. Gerçekten hoş. Ben daha önce camiye girdim. Caminin içerisi de aynı şekilde. Bu şekilde süslemelerle kaplı. Burada bir yatırı var. Memiş Efendi'nin, Muhammed Kutsi Efendi yani, onun talebelerinden Süleyman Efendi. 1853'ten ölüm tarihi. Merhum Nakşi Şeyhi Süleyman Efendi. Thank you.
abi, hayırlı işler, görüşürüz. Selam aleyküm. Ustam kolay gelsin. Çekebiliriz değil mi? Ama şunun bir çektiği şeyin anlamı yok. Niye? Ocaktan yaparken çekseydim. Özel gelelim o zaman sana. Ne? Demir işi yaparken özel gelelim. Maşallah. Eğer şey var burada o zaman demircilik üzerine. Ne gibi? Ne bileyim baksana ocak, tara, nacak, balta. İsim neydi? Atıf. Atıf ustam. Kayı baltasını da yapan sen miydin? Yanlış hatırlamıyorum yani. Kayı baltası, ayrıyetten bakın burada bir Zülfikar var. Çift başlı kılıç. Gördüğünüz bitki sanki bir bu ağacın bir bütünüymüş gibi, ağacın yapraklarıymış gibi görünüyor ama ağacımız normalde yapraklarını döktü. Bu konakçı, yapışkan bir şey. Göğelek diyoruz. İnekler göğelek tuttu gibisinden dedikleri bu diyebiliyorum. Ağacın yapısına öyle bir sarmalanıyor ki sanki ağacın kendisi. Şöyle bakın, çektiğimde bile gelmiyor. Ağacın her tarafını kaplamış. Ahırlı ilçemizde güzel bir gündü. Fırsatımız oldu. Pazarımızı gezdik. İlçemizin iç sokaklarında gezdik. Umarım sizler de videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Artık akşamın önünde mesai bitimiyle dönüş yolculuğuna geçiyorum. Şu gördüğümüz yeşil alanlı kısım, hükümet konağının olduğu ve lisenin olduğu kısım. O bölgede çekimler yapmadım. Uzaktan çekerim diyerek. İlçenin genel görünümü de burada gördüğünüz gibi
İki tane camimiz var. İki camimizi de uğradık. Parkımızda gezdik. Güzel, şirin ve küçük ilçeyi gezdik. Gezginin rotasının sonraki bölümlerinde görüşmek üzere. Yorum, beğeni ve paylaşımlarınızla bizleri desteklerseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.